Şimdi arkadaşlar geldik kıtaların kayması. Yani kıtaların kayması deyince ilk aklımıza gelen kişi Wegener'dir. Şimdi ilk dünya haritaları çizilmeye başladığında özellikle Güney Amerika ile bakın Güney Amerika ile şu Afrika'nın sınırı insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani kıtaların bir legonun parçaları gibi birbirine bu şekilde uyumlu olması acaba bir zamanlar bütün bu karalar bir arada mı bulunuyordu diye arkadaşlar bir fikrin akla gelmesine neden olmuştur. Gerçekten de bugün elimize bir dünya haritası aldığımızda Atlas Okyanusu'nun karşılıklı kıyılarının birbiriyle uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bu konuda... Tabii ki geçmişte de görüşler e, insanlarda merak uyanmaya başlamış ama ilk tatminkar açıklamalar Alman bir meteorolog Alfred Wegener tarafından ileriye sürülmüştür. Şimdi meteorolog diyoruz ama arkadaşlar eskiden coğrafi bilimi daha geniş bir alan kapsardı. Yani jeoloji de içine alırdı. E, coğrafyayı da içine alır. Yani coğrafya, e, jeoloji, meteoroloji, hatta botaniği kendi içerisine, içinde barındıran bir bilim dalıdır. Şimdi Alfred Wegener sadece bir meteorolog değil, aynı zamanda meşhur Rus klimatolog e, Vladimir Köppen'in de damadıdır. Yani ile de çok ciddi coğrafya sohbetleri yapan birisidir. Şimdi arkadaşlar bu ilişki ilk defa Alfred Wegener'in dikkatini çekmiş. Wegener bir zamanlar bütün kıtaların bir arada toplandığını görmüş ve yani düşünmüş ve bu kıtaya süper kıta anlamında Pangea adını vermiştir. Önce kıtalar bir araya toplamış bir süper kıta oluşmuş. Bunun çevresinde Pantalassa var. Sonra bu süper kıta parçalanarak farklı yönlere doğru kaymaya başlamıştır. Evet arkadaşlar bu teoriye göre Yer kabuğu çeşitli büyük, büyüklükte ve boyuttaki parçalardan oluşur ki biz bu parçaların her birine levha adını vermekteyiz. Ve bu levhalar akıcı bir halde bulunan astronosfer üzerinde hareket etmektedir. Ve genel kıtaların bir araya gelmesiyle oluşan süper kıtaya Pangea yani birleşik dünya Pangea dünya pan birleşik birleşik dünya anlamında Pangea adını vermiştir. Bunu çevreleyen okyanusa ise Pantalassa adı verilmiştir. İşte arkadaşlar bu Pangea kırılarak farklı yönlere doğru yavaş yavaş kayarak bugünkü konumuna geldiler. sürmüştür ki Wegener bu teorisine kıtaların kayması teorisi adını vermiştir. Wegener tezini ispatlayabilmek için yer şekillerini inceledi. Yani baktığımızda bugünkü Apalaş Dağları'yla ile İskandinavya Dağları'nın aynı jeosenklinal içerisinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Fosil örnekleri topladı. Bakın, aşağıdaki haritamızda arkadaşlar Güney Yarımküre'deki Gondwana karalarını görüyorsunuz. Gondwana karalarının Gondwana karaları üzerinde yayılış gösteren fosilleri görmekteyiz. Yine geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim verileri buldu. Mesela Spitsberg Adası'nda tropikal iklimi gösteren e, kanıtlar bulmuştur. Özellikle Afrika ile Güney Amerika arasında hem jeomorfolojik hem klimatik hem de fosil kanıtlarına ulaşmıştır. Ve genel kıtaların bir zamanlar bir araya toplandığını ispatladığı halde sonra birbirinden uzaklaştığını ispatladığı halde bu kıtaları birbirinden uzaklaştıran gücü açıklayamamıştır. Bu güç daha sonra arkadaşlar önce deniz tabanı yayılması sonrasında konveksiyonel akıntılar en sonunda bunların hepsinin toplamından oluşan ...levha tektoniği kavramıyla açıklanabilmiştir. Şimdi geldik konveksiyonel akıntılar görüşüne. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yer kabuğunun altında akışkan bir manto malzemesi var. Bu üst kısmını arkadaşlar biz astenosfer adını veriyoruz. Katı yer kabuğumuz farklı büyüklükteki parçalardan yani levhalardan oluşuyor. Şöyle düşünün. Yumurtayı haşladınız masaya bir iki kere vurdunuz. Ne yaptı? çeşitli çatlaklarla parçalandı ama halen bir arada duruyor. Altındaki zar, astronosferin gördüğü vazifeyi görmekte. Arkadaşlar, çekirdekten gelen ısıya bağlı olarak astronosferde hafif bir akıntı meydana geliyor ki dediğim gibi yılda 3-5 santim hızında bir e, hareket meydana geliyor ki işte bu akıntıyı arkadaşlar biz konveksiyonel akıntı adını vermişiz. Dediğim gibi şu beher kabında görüleceği gibi şeyden gelen alttan gelen ısıyla ne yaptı? Mantoda arkadaşlar akıntılar meydana geldi ve böylece üzerindeki yer kabuğu parçalarını da farklı yönlere doğru sürükledi. Geldik deniz tabanı yayılmasına. Şimdi arkadaşlar mantodan yükselen mağma okyanus ortasındaki sırtlardan yani Atlas okyanusunun ortasında olduğu gibi sırtlardan yüzüne çıkmakta. Dolayısıyla sırtların iki tarafında birbiriyle arkadaşlar uyumlu halde yeni, yeni litosfer parçaları eklenmektedir. Zaten okyanus ortası sırtları yeni litosferin oluştuğu alanlardır. Dalma batma zonları ise levha yitiminin yaşandığı alanlardır. Birazdan bunların detayına gireceğiz. İşte bakın şurada araya sokulan Mama ne yapmıştır? Burada yeni parçalar eklemiş ve böylece deniz tabanı yayılması dediğimiz olay meydana gelmiştir. Okyanus ortası sırtlardan genişleyen okyanus tabanı arkadaşlar çevreye doğru uzaklaşır ve derin okyanus hendeklerinden yani dalma batma zonlarından tekrar yerin derinliklerine yani mantoya doğru dalmaktadır. Yaklaşık 200 milyon yılda arkadaşlar bütün okyanus kabukları yenilenir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar bugüne kadar okyanus tabanlarında bulunan en eski sima parçası yaklaşık 180 milyon yaşındadır. Buradan yola çıkarak da yaklaşık 200 milyon yılda bir karaların bir araya toplandığını sonra tekrar kayarak uzaklaştığını söylemek mümkündür. Günümüzde Arkadaşlar haritaya da baktığımızda görüyorsunuz bakın mavi çizgiler okyanus sırtlarını, kırmızı çizgiler ise dalma batma zonlarını gösteriyor. Günümüzde Atlas ve Hint Okyanusları genişlerken Büyük Okyanus arkadaşlar yavaş yavaş daralmaktadır. Okyanus tabanlarından uzaklaşan levhalar arkadaşlar ne yapıyor? Şimdi ortada yükseldi. Mama ve Atlas Okyanusu'nun ortasında Tam okyanus ortası sırtın çevresine göre yaklaşık 1500-2000 metre daha yüksekte olduğunu görüyoruz ki bundan dolayı da arkadaşlar bu mağmanın çıktığı alanlara okyanus ortası sırt adı verilmiştir. Geldik levha tektoniği görüşüne. Şimdi arkadaşlar levha tektoniği kendisinden önceki Wegener teorisi yani kıtaların kayması teorisi, deniz tabanı yayılması ve konveksiyonel akıntılar görüşünün üçünün birleşmesinden oluşmakta. Yaklaşık 1915'te 1940'lı yıllar arasında gelişme evresini yaşamış ve 1940'larda da artık levha tektoniği tamamen ortaya Konmuştur. Bugün arkadaşlar orojenik olayları, epirojenik olayları, kıtaların hareket etmesini açıklayan en iyi teori arkadaşlar bu teoridir. Şimdi levha tektoniği teorisine göre hem dalma batma olayı hem deniz tabanı yayılması olayına bağlı olarak ne yapmakta? Levhalar yer değiştirmektedir. Bugün levhalar yaklaşık olarak 10 ile 70 kilometre kalınlığında parçalardan oluşmaktadır. Aynen denizin üzerinde yüzen bir sal gibi bunlar da mantonun üzerinde yüzdüğünü ileriye sürmektedir. Arkadaşlar şunu unutmamamız lazım. Levhanın biri hareket ettiğinde çevresindeki diğer levhaları da hareket e, ettirmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar biz bugün e, birkaç yıl içerisinde meydana gelen depremlerin epicenter noktalarına baktığımızda üç aşağı 5 yukarı levha sınırlarını ortaya çıkartmaktayız. Bakın levha, e, depremlerin yoğunlaşmaya başladığı yerlerden birisi Atlas Okyanusu, birisi Hint Okyanusu'nun merkezi, Hint Okyanusu'nun güneyi. Bakın Japonya'nın bulunduğu alan bakın şu ortası Filipin levhasıdır. Şurası Avusturya Avustralya Hindistan levhası Büyük Okyanus'un çevresini görüyorsunuz arkadaşlar. Nazca levhasının çevresini görüyorsunuz. Bakın şurada Avrasya ile Avrasya levhasının sınırlarını görüyorsunuz ki Türkiye tam bu levha sınırının üzerindedir. İşte buralarda sık sık büyük depremler meydana geldiği için deprem odakları incelendiğinde levha sınırları net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biz levha tektoniği ile denizaltı ve yerüstü olkanizması okyanus çukurları ve kıvrım sıra dağların oluşumlarını ya da büyük ölçüdeki yatay kayma hareketlerini, farklı derinlikteki odak noktalarında yani depremlerin epicenter merkezlerini inceleyerek ne yaptık? Levha sınırlarını belirledik ve sonra da sıra dağların bulunduğu yere bakarak levhaların hareket ettiği yönü belirledik. Mesela Kayalık Dağları ve Ant Dağları Amerika kıtasının neresindedir? Batısındadır. O zaman Amerika kıtası batıya doğru sürüklendiği için bu kıvrım dağı oluşmuştur. Bazen bir levhanın karşısındaki iki şehir birbirinden uzaklaşabilmektedir. Bakın birkaç milyon yıl beklersek İstanbul'la Ankara'nın aynı meridyen üzerinde karşılaştığını görebileceğiz. Yani sadece zamana ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ömrü çok kısa olduğu için bunu tabii ki bizim hiçbirimizin görmesi mümkün değildir. Bugün katı yer kabuğunda yaklaşık 20 kadar levha belirlenmiştir. Bunların bir kısmı büyük levhalardır. İşte Avrasya levhası gibi, Kuzey Amerika levhası gibi, Afrika levhası gibi bir kısmı küçük levhal, orta büyüklükteki levhalardır. İşte Nazca levhası gibi, Filipin levhası gibi, Arabistan levhası gibi bir kısmı ise mikro ölçektedir. Mesela bizim Anadolu levhacığı gibi ya da Kuzey Amerika ile Pasifik arasındaki Juan de Fuca levhası gibi. Bakın hemen yerlerini göstereyim. Juan de Fuca levhacığı arkadaşlar tam şurada. Anadolu levhacı biliyorsunuz şurada. Şimdi baktığımızda Filipin orta boyuttadır. Arabistan orta boyuttadır. Karayip, Kokos ama geldiğinizde bakın Avrasya büyük bir levhadır. Pasifik büyük bir levhadır. Afrika büyük bir levhadır. İşte bu şekilde biz levhaları üç gruba ayırmaktayız. Şimdi arkadaşlar levhalarımız astenosfer olarak bilinen mantonun üst kısmında daha akışkan bir ortam burada kayarak hareket etmekte çünkü bu astenosfer daha plastik bir özellik göstermektedir ve sıcaklık da çok yüksek olduğu için kaygan bir haldedir ve buradan levhalar kayarak uzaklaşır. Şunu unutmamamız lazım. Hiçbir levha tek başına hareket etmez. Bir levha hareket ettiğinde çevresindeki diğer levhaları da hareket ettirir ve zaman içerisinde katı yer kabuğu üzerinde arkadaşlar büyük değişimler yaşanmaktadır. Litosferi oluşturan levhalara baktığımızda arkadaşlar e, bunların arasındaki sınırlar bizim levha sınırlarımızı oluşturmaktadır. Baktığımızda arkadaşlar levha sınırlarında biz üç çeşit hareket görürüz. Uzaklaşan levha sınırı, yaklaşan levha sınırı, dönüşümlü levha sınırı. Uzaklaşan levha sınırına işte Afrika'nın doğusu ve Atlas Okyanusu'nu, yaklaşan levha sınırını Anadolu'nun bulunduğu yeri, dönüşümlü levha sınırını ise Kuzey Anadolu fayını ya da San Andreas fayını örnek olarak göstermemiz mümkündür. Evet arkadaşlar gelecek dersimizde levha sınırları ile ilgili örneklerden bahsedeceğiz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere efendim.